Akıyoruz şu an, istediğiniz an başlayabiliriz. Tamam, o zaman başlıyorum. Erman hazır mısın? Erman. Yap. Tamam. Ne oldu? Giriyoruz. Yok yok, sıkıntı yok. Giriyoruz. Tamam. Ben açabilirsem eğer telefonu. Nezil olduk. Hadi koş. Nereye koşuyorum lan? Sen değil. Ha. Sokrates Stüdyo'ya, Londra merkeze hoş geldiniz değerli izleyenler. Sokrates Stüdyo'nun bunlar futbol mu konuşuyor yoksa geyik programı mı bu diye sorularla devam eden ve hala ne konuştuğu anlaşılamayan programında bu hafta futbol konuşmayacağız. O yüzden daha net bir şekilde anlaşılabilir diye düşünüyorum aslında ne yaptığımız. Sizden gelen sorular, çünkü lig yoktu, milli ara vardı. Milli aradan biz hiçbir şey anlamıyoruz. O yüzden sizden gelen sorularla bu programın tamamını hani böyle dolu dolu soru yanıtlayalım diyoruz. Hatta şöyle yapalım diyoruz. Şimdi bakıyorum burada. Sayfalarca sorular var. Öncelikle teşekkürler. Hızlı hızlı böyle çat çat. Tek, tek, tek. Aynen öyle. Uzatmadan, ama burada senin becerin gerekiyor. O konuda hani bilmiyorum, cümlelere virgül mü koyacaksın artık, nokta mı koyacaksın? Orada bir destek bekliyoruz senden. Uzatma diyor yani. Şort giymemişsin, eşofman giymişsin. Sağ ol. Evet, serbest kıyafetim. Artık yavaş yavaş da şort mevsimi benim için ben bile kapandı. Ben de şöyle yani. Yeni bir position aldım burada. Ha. Ayağı buraya veriyorum alttan ki bu daha fazla gelemesin artık. Blok. Çünkü halk da bunun yani üstüne yürümeye falan başladı. Ben arkadaşım adına üzülmeye başladım. Hakaretler falan aldı bu hafta. Yani yeter artık. Doğru. Bana bunlar işlemez. Neyse. Sana bunlar işlemez. Bu arada sizinle alakalı da çok enteresan bir olay var. Biz tabii ya bilmiyorum kendisinin haberi var mı? Biraz da sürpriz olacak. Şimdi Sokrates Stüdyo aslında işte 50 bine gelirse yemek yenecek falan filan muhabbetleri yapılıyor. Biz dolayısıyla çok fazla beklemiyorduk. Sizin ilginiz var biliyoruz ama diğer YouTube kanalları sonuçta bir adım daha önümüzde şu anda maalesef. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Fakat bu çalışmalarımızın ve çabalarımızın birileri tarafından görüldüğünü fark etti. Yılın YouTuber'ı konusunda Sokrates Stüdyo'yu çekip çeviren, Sokrates Stüdyo'nun her şeyi olan ve seyircilerimizin aslında her şeyi olan bir adam Altın Kelebek ödüllerinde aday olmuş. Bunu kendisinin de haberi yok bildiğim kadarıyla. Nasıl espri? Çok çalıştınız mı bu espriyi? Abi espri falan değil. Teşekkürler ve tebrikler Onur Erdem. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten yani böyle olsun ben de istemezdim ama yani... Erman halk bir an takdiri. Böyle bozulmuş. Altın kelebek sen falan kendine mi zannettin? Hani kelebekten dolayı bana bir espri mi yapıyorsun? Yok yok. Senden değil. Yok yok. Yok yoktan dolayı sana bir espri yapıyorduk ama böyle bir an bozuldun gibi oldu ama tam yok da yok canım, halkımızın takdiri. Halkımızın takdiri değil abi. Seçenler başka. Şimdi halkımız halka seçecek mi? Halka şimdi sunuluyor. Şimdi artık oy vereceğiz. Hani verir misin oy Onur'a? Ben Danla'ya veririm ya açıkçası. Ha. Evet. Bu da böyle bir adam. Yani yıllardır tanışıyorlar. Yazık. Aylardır program yapıyoruz ama maalesef. Neyse, o zaman milli araya kadar Premier Lig'in enlerini seçmeye geçelim. Çok minik bir futbol konuşacağız. O da burada konuşulacak. Yemek sepetiyle haftanın enlerindeyiz. Niye ulan, sorularda da futbol var? Abi sonuçta sorular onlar. Futbol konuşmayacağız geniş nasıl olarak. Nasıl bir açıklama oğlum? Sonuçta sorular sen var. Gerildin ya, dur. Sen bir gerildin. Dur bir yemek. Pas attın. Evet, sen biraz gerildin. Yemek sepetiyle şu ana kadarki enleri seçelim. Şu ana kadarki en büyük hayal kırıklığı Manchester United genel, fakat özel olarak Alexis Sanchez. Bende şöyle bir güzel ifade var. Erman yavaş yap, boğulacaksın. Çok severim ilmik helvası şeyin tatlısını. Ben de yapıyorum. Helvası mı tatlısı mı? Tatlısı tatlısı. Helvasını da severim de bu ilmik tatlısı sütlü. Ben de yapıyorum bunu. Senin bu Londra merkez özel bölümlerinde ikinci de ilmik yaptırsak sana. Ya şey de dediler, krep mrep isteyenler de var. Sezon evet. Sonunda doğru düşünüyorum ama ilmik tatlısı da... Şu hareketi istiyorum evet. Böyle. Aynen. Krebi atmalı hareketi istiyorum. Ben biraz daha değişik yapıyorum açıkçası ilmik tatlısını. Burada çok fazla materyal kullanılmış. Ben dur sözümü bitirmedim. Onu bitir bakayım. Yapayım. Alexis Sanchez'in şu anki hali, hani Arsenal'dan gittikten sonra, ağlıya ağlıya Arsenal'dan ayrıldıktan sonra şu anki hali benim çok hoşuma gidiyor. Ama çok büyük bir hayal kırıklığı oldu da açık. Ben çok mutluyum. Peki bu Manchester United'la mı alakalı, Alexis Sanchez mi saçmaladı? Onu ne diyorsunuz? Valla Manu'daki her oyuncu takım kötü ve düzensiz olduğundan kendi kapasitesinin biraz altında gözüküyor ama bu Alexis'e yazar yani. Alexis tanımlayacak artık. Tamam. En iyi transfer? Jorginho. Jorginho. Benim aklıma şey geldi. Alisson. Leicester'da Maddison geldi. Hı-hı. Alisson var. Sen de dediğin gibi bir de şey. Felipe Anderson. Felipe Anderson mesela o dipten çıkmalarını sağlayan adamdı. Aynen. West Ham'ın. Onu da en iyi transfer olarak şey yapabilir. En kötü transfer peki? Şu ana kadar ortada pek gözükmediği için Fabinho. Ya aslında... Yani oyuncunun kalitesini tartışmıyorum. Evet.
Ya oyuncu olarak değil yani çok kötü performans çıkardığı için değil. Oynamadı ki adam 40 performans yani çıkardı. Oynayamadığı için. Evet, oynayamadığı için. 45 milyon verip oynatmadıkları bir adam olduğu için. En iyi maç? Arsenal Chelsea. En iyi maç aslında hani Pool City olmalıydı şu anda ama olmadı. Yani. Ama en kötü maç olarak onu seçemiyoruz. En kötü maç olarak ne seçeceğiz? Cardiff Burnley. Bir cinayet mahalli olan Burnley. Onun inanılmaz istatistiğinde vermiştik. %68 miydi başarılı pas oranı? Peki bir tane daha ne vardı? Ha, teknik direktör. Teknik direktör. En iyi teknik direktör? Ya Sarri demek lazım. Beklenti üstü performans için mi? Eddie Howe, Sarri ve Klopp. Eddie Howe bak hakikaten arasındayım. Eddie Howe müthiş bir giriş bu arada yaptı. Son ayın teknik direktörü de Espirito Santo seçildi. O da mesela bir mansiyon alır yani bir bonus olur. Ama bir isim söylemek gerekiyorsa Sarri. Yani Sarri de yani 3 takımda 20 yaptı. Bunların arasında kim 20 yapamaz desen Chelsea Sarri derdin. O yüzden Sarri diyebilirim. En kötü son olarak en kötü teknik direktör. Yani şimdi garip de bir ses çıkardım. 100 milyon transferle beraber takım savunmada vesaire de bayağı korkmuş yani, durumda. Performans olarak öyle. Ben Yakunovic'in iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ama gösterdiği performans olarak. Yani en kötü teknik direktör performansı olarak alırsak 8 haftayı ama kötülerden biri. Cardiff'i... Yok, Cardiff takım yok ortada. Ben biraz şeyden belki düşünebilirim. Yani şey de ekleyebilirim. Sean Dyche devam ettiremedi şu ana kadar. Son haftalarda toparlandı gerçi ama... Yine de Jokanovic'e yazıyor herhalde. Yalnız bu kadayıf dirençli bir besinmiş. Bu yenmiyor yani. Şu anda ele geçirdi kaşığı. Onu şöyle bir dönerek aynı zamanda haftanın da tatlılarını da söyleyerek. Benim şey Hindistan cevizi çikilat topları. Benimki muhallebili kadayıf da kadayıf çok dirençli çıktı ya. Çok zorladı beni benimki şu anda. Benimki de sütlü irmik tatlısı. İdi yani sütlü irmik tatlısı idi. Artık sadece kavanoz değil mi? Bence yok. Bir ara verelim. Sorulara geçmem. Şunu bir... Kaşığı kurtarayım ben kadayıftan. Tamam. Oradan devam edelim. O zaman sizin sorularınıza geçiyoruz hemen. Şimdi buradan sonra artık tamamen yokuş izleyici aşağı sorularımız. Evet, buradan sonra bunları bitirebilir miyiz bilmiyorum ama hızlı ol. Peki hızlı olalım. Hüseyin Türkan. Sıralı mı gideceğiz? Ya sıralı gitmeyeceğiz. Ben burada beğendiklerim var. Efendim ne bileyim. Arada böyle dalabiliyor muyuz? Tabii canım. Arada random soru atabilirsiniz böyle bir anda tak. Kontrol diye. Sende biz tamam. Tamam. Emma Stone mu? Scarlett Johansson mu? Scarlett. Emma. Scarlett. Ben tamam. Klasikçiyim bu konuda. Tamam. Devam ediyorum. Mentos Ivo şu an Premier Lig'de world class diyebileceğimiz hangi oyuncular var demiş. Bence. Bu güzel bir soru. Bu soruyu bir de makaleyle destekledi. Takım takım gidelim. Ya world class dediğimizi nasıl konumlandıracağız öyle bakalım. Bence pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularından biri mi? Evet. Pozisyonda dünyanın en iyi oyuncusu olan kaç tane oyuncu var? Ha, en iyisi olan. Dünyanın en iyisi. Bence öyle diyelim. Ya world class. World class o demek mi? Dünya o zaman 150 tane adam sayıyoruz abi. Hayır ilk 10'da olan. İlk 10'da dünyanın en iyi oyuncusu olan 11 tane adam var zaten. Tamam işte 11 dünyada 11 tane mi world class? 11 tanenin. Ha tamam. 11 tanenin rezil olduğunu kendi de farkında varınca hemen tamamlamamla. Tamam kaleci mesela De Gea var. Bence world class gayet. Yani Alisson'la Ederson da oraya yakın. Yani yakın. Ederson bence değil ya. Yakın. Ben bir ısınamadım. Savunmada Virgil van Dijk. Evet van Dijk'ı sayabiliriz. Ben ne olursa olsun Marcos Alonso'yu katabilirim. Katmadım. Ama çok fazla sol bek var bir taraftan da. Katmadık. Olmaz. Tamam az geçtik. Girmez. Savunmadan çok çıkmıyor bak mesela. Şey var oğlum. Ha, Fertongen var. Fertongen, Alderweireld gerçi oynamıyor bizim. Davinson da girer. Davinson potansiyel olarak girer de. Potansiyel olarak. İki sene girer. Sınırda. Fertongen girer oradan. Girer. Tamam. Orta saha. Kante, Jorginho. De Bruyne girer. Kante David girer. David Silva. Pogba. Girer abi Pogba. Yapmayın be girer Pogba. Ya ne yapıyorsunuz? Keita kim lan? Nabi? Yok giremez canım. Yok oğlum yok. Liverpool'dan kimse girmez mi? O üçlüden. Girer Van Dijk. Orta sahadan mı? Orta sahadan girmez. Arsenal'den de zaten girmez. Ramsey. Geç. O da girmez. Oğlum Ramsey nere? World Class nere? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben biraz şey yapayım. World Class dediğin orta saha. Eriksen girer mi? Eriksen girer. Geçen seneki devam etse Dembele bile girebilirdi belki de. Yok oralarda sayılmaz o. Başka kanat, kim var? Kanat 4-3 var. City'de kimse yok mu ya? Hazar. City'de? Orta saha. Fernandinho. Ha De Bruyne'yi saydı. Tamam. Fernandinho olmaz. Tamam. Eden Hazar'ı say. Salah'ı say. Eden Hazar. Salah. Mane. Gerizekalı olmasa Alexis. Bence girer. Potansiyel olarak girer. Plus da. Potansiyel olarak girer. Başka? Kane.
Yok, kenarlar dedim. 4-3-3 kenarlar dedim. Tamam, bir tane de forvet koydum. Zaten başka da bir forvet girmez herhalde Premier Lig'den. Agüero girer ya. Kun girer, evet. Agüero girer. Firmino yok mu? Zor. Mesut? Yok lan. Mesut bir yere girmez artık. Aubameyang? Girmez. Girmez mi Aubameyang? Zorlar. Dünyanın en iyi 10 forvetinden biri değil. Zorlar bence. Bence de zorlar. Yani tam 10 değilse de 11 yani. Bu sezonun sonunda bir daha konuşalım. Tamam, peki. Devam ediyorum o zaman. Garip bir isim ama Neaze Hacı. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum. Özür dilerim kendisinden. Sokrates ekibinden neden kimse evlenmiyor? Medya devi olarak seni hak edecek kız daha dünyaya gelmedi. Onur Erdem'i alacak kadar hiçbir kız düşmedi diyelim ama geri kalanlar. Güzel bir soru. Çok güzel bir tespit var. Bölüm bölüm gidelim. İkinci kısımda nefis bir tespit var. Neden kimse evlenmiyor? Evleniyor. Senior evlendi. Senior evli. Caner evli. Ya zaten hani başımız evli. Fatih yani. Evli. Tepede ha. Ha, Fatih evli. Editor'ın çiftlerimizin ikisi de evli. O yüzden yani aslında bu biraz... Ama başka da evli yok. Değil mi? Doğru. Yok. Düşün bakayım. Yok. Bizim hoş Bertan gitti. Bertan evli ama o Londra'da evli. Evet, o Londra'da evli. O da sayılmaz. İbrahim Subay evli de onu kimse tanımıyor. İbrahim Subay evli. O da yeni evlendi. O da sayılmaz. Daha bir ay oldu. Niye saymıyorsun abi? Evlendi işte adam. İyi evlendi, tamam. Şimdi Onur Erdem'i alacak kadar hiçbir kız düş şeyi biliyoruz zaten. Erman Yaşar'a kimse yanaşamıyor vesaire. Onur Erdem'i alacak kadar hiçbir kız düşmedi diyelim denmiş. Gerçekten öyle mi Onur? Ben bu konuda yorum yapmayacağım. Peki. Geçelim o zaman. Werder Bremen'den biraz bahsedelim. Burada Werder Bremen TR'den müthiş bir... Werder Bremen TR bugün biraz agresifti. Evet. Gerçekten. Ya bu kadar iyi giderken Werder Bremen işleri neden bu kadar agresif olarak soru sordu, sonrasında da ama o aldığı tepkiye devam etti. Kızdı. Aldığı tepkiye kızdı. Evet ya, tepkiyi de nerede görebiliriz? Neyin Twitter'da Erman'ın Erman'a paylaştığı... gelen soruların altında Werder Bremen TR'den yaratıcı görebilirsiniz. Bir evet. Çıkışta bulundu orada. Evet. Werder Bremen'den bahsetseniz biraz demiş. Ben iki maçını anlattım. Rotaryo'yu hatırlıyorum ben Galatasaray-Werder maçından. Sen o zaman bayağıdır Werder Bremen görmedin. Ben de bayağı aynen beğendim. Werder Bremen'i ben de bir maçını anlattım. Geçen sene Ekim ayında sanıyorum Florian Kohfeldt geçici olarak göreve getiriliyor ama 35 yaşında sadece Florian Kohfeldt. Almanya'nın bu son dönemde çıkarttığı abi genç. Zaten bütün hikayelerin aynı artık neredeyse. Hocalardan. Yani nasıl olsa düşüyoruz falan diye 30-35 yaşında adam ve getiriyorlar. Ve Otto Rehagel'in rekorunu kırdı. Aynen. 17 maçtır iç sahada kaybetmiyor. Müthiş bir takım yarattı. Şu anda lider Dortmund 17 puanda. Werder Bremen 3 puan gerisinde. Nuri de orada. Ben bayağı da beğendim. Ve bayağı da güzel genç oyuncular var. Egestein bayağı iyi oyuncu. Bayağı iyi oyuncu. Egestein'i de Premier Lig'e en kısa zamanda bekliyoruz. Werder Bremen Türkiye bize ara ara yazsın. Evet, ara ara yazsın ama öyle yazmasın. Ya da öyle yazsın ama bize öyle yazmasın, gelen yorumlara öyle kaç yazsın. Kaç kişiler bir de onu da söylesin. Evet, kaç kişi Werder Bremen Türkiye aynen hesabı. Onur Erdem futboldan tahmini ne zaman anlamaya başlar? Yarın. Neden yarın? Neden yarın? Çalışacağım Fırat bugün. Alanya üst bu arada yapmış yorum. Ya, çalışmama da bakar yani. Ha, bir gece çalışsam ertesi sabah anlarım. Çözerim. Sınavlara da öyle çıkıyordum ben. Peki. Onur Erdem bahis için Twitter hesabı açabilir mi demiş. UT Criminal. Tersini oynayıp zengin olmak istiyoruz. Abi o iş öyle olmuyor işte. Şimdi ben onu yaparsam bu kez benimki tutmaya başlar. Arkadaş yatabilir. Ha. Yani oradaki o tılsımı bozmamak lazım. Ya buradan vermeye devam mı edeceksin maçları? Ben hiç böyle bir şey yapmadım şu ana kadar. Yapacağım ben. Gelecek hafta bir tane Premier Lig kuponu yapacağım. Tamam, bir sonraki programa. Tamam. Bir tane çok güzel soru var. Onu hakikaten ben çok beğendim. Tolga Sağlam geçmişte Scholes, Gerrard, Lampard gibi isimler yetiştiren EPL'e bugün neden Henderson, Shelby, Ramsey'lere kral muamelesi yapar hale gelmiştir? Biraz ağır bir soru mu bu yoksa? Onun bir de devamı vardı. Acaba hani lig mi, merkez orta sahalar mı yetişmiyor yoksa oyun mu dönüştü gibi bir durum vardı. Ya ben kendi adıma tek bir cevabım var bunda. Jenerasyon geçişlerinde bu tarz şeyler olabilir. Bazen İtalya'da baktığında Nesta'lar, Cannavaro'lar, Baresi'ler, Costa Curta'lar. Yani daha da geriye gidersin. 50 yıllık stoper geleneği son 10 yılda Bonucci'ye falan gelene kadar o arada gene bir boşluk var mesela onların arasında. Bir 5-6 yıllık bir boşluk var. Şu anda en kalifiye stoper dediğin hani Chiellini, Bonucci ikisi de bence bahsettiğim isimlerin seviyesinde değiller. Yani oluyor böyle. Ben şöyle Brezilya'nın forvet yetiştiremediği bir dönemde yaşadık mesela. Doğru. Yani. Şeydi, Almanya'da yetiştiremedi. Fred Mret çıkıyordu Dünya Kupası'nda. Yani şöyle bir şey var bence. Scholes, Gerrard, Lampard dönemi biraz çok ekstra bence. Yani hani şu anda ekstra bir şey olmuyor. Ekstra bir kötülük yok. Orası ekstra iyiydi. Evet. Yani çünkü geçmişe de alsan öyle bir üçlü, öyle bir yani İspanya'da işte Xavi Iniesta çıkardı aynı dönemde. Ha, tamam. Ona bakarsan şu anda da deli gibi iyi orta saha oyuncuları var. Ama Xavi Iniesta'ları yok. Yani bazen olur.
Güzel bir soru. Türkiye Emre Tugay ve Sergen Yalçın aynı dönemde çıkardı abi. Hmm. Şu anda Türkiye'nin hala çıkardığı en iyi orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu. Abi 40 yaşına geldi. Aynen. Hala şu an Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Ya dün çıkan orta saha işte Mahmut Ekdemir, Okay Yokuşlu, önlerinde de Oğuzhan çıktı. Yani aynı kalite hakikaten ya olmuyor. Bu Mahmut falan bahsediyoruz da Mahmut da 20-21 yaşında falan değil yani. Mahmut da 30 küsur yani. 30 aynen. Şimdi dur bir dakika. Demin bir şey görmüştüm. Onur Erdem Mourinho'nun hangi başarısı sonrası hastaneye kaldırıldı? Tarık Burak Akyol. 2010 Barcelona elenmesi sonrasında CL zaferi. Hı hı. 2012 tarihinin en iyi La Liga takımını yapıp 100 puan, 121 gol şampiyon olması. Hı hı. 2015 Premier Lig şampiyonluğu ya da diğer. Hiçbirinden. İnanmadım ama. Ya kısa cevap verin. Ya yok, Mourinho'nun hangi başarı sonucu hastaneye kaldırıldı? Yani ben Mourinho'yu sevmiyorum. Yani bundan yana bir açıklamam yok. Çekemezliğin yok ama. Çok önemli bir itiraf geldi bana. Değil mi? Yani Mourinho'yu sevmiyorum. Ama Mourinho'nun mesela 21 bölüm sonra böyle bir gerçekle yüzleşmek bizim için çok ağır oldu. Evet, yani ben de sakladım bu zamana kadar. Çok belli etmemeye çalıştım. Ama ya Mourinho'yu sevmiyorum. Ama bu herhangi bir başarısından ki uzun zaman oldu. Zaten işte en son 3 sene önce olmuş. Hani UEFA'yı aldı geçen sene. Yani çok umurumda olan şeyler değil. Şey olabilir ama. Bu Barcelona'yı elediği olabilir. En çok onda sinirlenmiştim. Orada bir de o Eyyaf Yalle Yökül patladı falan filan, o dönemler vardı ya. Aha. Barcelona trenle gitti geldi falan. Bir daha kameraya bakarak alabilir miyiz? Neyi? Adını Dağan. Eyyaf Yalle Yökül. Doğru olduğunu zannediyorum. İzlanda'da da bir süre kaldım. Herhalde odur. Bununla ilgili olarak Avrupa'da çok zaman geçiren insanlarsınız. Dolar, euro, kuru tahminlerinizi alabilir miyiz demiş. Ben son ekonomi... 65 günün sadece 3'ünü Avrupa'da geçirdim. Yani 4'ünü. Bunu Erman Yaşar'a vereceğim bu soruyu. Çünkü en lüks yerlerde gezmeyi seven, aynen, Avrupa'da en fazla zaman harcayanımız kendisi. Yani para parayı çeker. Lan salak, soru o değil. Dolar euro tahminini soruyor. Arz artarsa talep azalır, talep artarsa... Oğlum niye yükseliyor dememiş, tahmin demiş adam. Yani dolar ve euro tahmini söyle diyor. Bilmiyorum. Çok bilmiyorum. Ha, spekülasyona çok... girebilir. Ha. Ha, yani girebilir. İçeri atılmayalım şimdi. YTD yapalım altına. Aynen. Yatırım tavsiyesi değil. Erman Yaşar'ın şu an söylediği hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Aynen. Özelden yazsınlar cevapları. Evet. Özelden de yazamıyorlarmış. Bu arada az önceki güzel soruyu soran Tolga Sağlam'dan bir sitem de var. Erman Yaşar DM'lerini halka kapattığı için insanlar ulaşamıyormuş. O Erman'ın DM'lerinde başka bir filtre var. Seçici geçirgen. Doğru. Yani bu saçma sapan imbalarına Onur Erdem'in bir cevap vereyim. Uzun süre benim açıktı her yere DM'm ama abi çok şey oldu yani. Çok ünlendim. Ya çok ünlenmedim ben. Çok fazla mesaj geliyor diyor. Çok karışıyor kutu. O yüzden kapatmak durumunda kaldım bir buçuk sene önce. Ama yani insanlar bir şey yazdığında ya da abi bana bir DM atabilir misin falan dediğinde onlara dönüyorum DM'den. Ama yani herkes de... Erman Yaşar'a nasıl buradan ulaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Öyle herkes ulaşamıyor. Buradan şeyi paylaşmak ister misin? Şu anda aktif kullanımda olan mail adresini. Hayır. Keşke paylaşabilsek. Çok isterdim yani. Aktif değil şu anda. Yok, aktif, bizim grupta aktif. Öyle mi? Ben oraya yolluyorum. Hala aktif olun. Sürpriz olsun. Belki keyfi gelince şey yapar. Ne bir şey diyecektim. Ha, Hacı Sefer o şey sormuş. Gelmekte olan ya yani yetişmekte olan İngiliz futbolculardan hangisini önemli takip etmemizi tavsiye edersiniz? Phil Foden dışında demiş. Bence Jadon Sancho. Jadon Sancho, Hudson Odoi. Ya Jadon Sancho ya. Jadon Sancho çok acayip bir şey. Hudson Odoi de öyle aslında ama Jadon Sancho çok acayip. Ryan Sessegnon beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Keşke ona bir Championship takımına kiraya falan verselerdi bu sene. Yok, Ryan Sessegnon da topçu. İlerler yani daha. İlerler ama ya işte çok ağır geldi hemen Premier Lig falan. Hı. Bir de acayip sayılarla geldi buraya yani. Kaç 25 gol katkısı falan yapmıştı. Öyle bir şeyle geldi. Yani gol asist. Tabii. Ama yani iyi topçu. Başka ne varmış? Ha, komple forvet. Gaspar Noé'nin... Ulan bir önceki soru yok o. İyi abi soru. Sırayla gitmiyorum ki. Tamam. Ahmetcan Sadık'tan gel. Tamam. WTA'nin en güzel tenisçisi sizce kim? Yani aktif olarak gene bakarsak ben klasikçi olduğumu söylemiştim. Sharapova'yı söyledim. Ben klasikçiyim. Klasikçiyim. Yani şöyle yapalım. Senin söylediğin X bir ismi dünyada gidip 7 milyar insana sorsak Sharapova mı o X mi desek büyük ihtimalle zaten ben %50'de üstüne çıkarım mümkün yani. Mümkün değil, alamazsın. Jeannie Buchard yani. Camille Georges zorlar bence Jeannie Buchard'ı şu anda ama
Muhtemelen yani, Buşar. Ya Buşar bence tarihin en güzel tenisçisi de olabilir. İtalyan bir kız vardı. Camilla Giorgi. Ha o mu? Ha. Evet. Yani onu, Camilla Giorgi. Buşar şu an ne kadar tenisçi onu da biraz tartışabiliriz. Bir şey. O başka bir ben şey. Ben kişisel favorimi söyleyebilirim. Yulia Görges. Ben çok severim Yulia Görges'i. Yulia Görges de güzel kız. Bak, bu arada Maria Sharapova yani benim artık bunu konuşmama falan gerek yok. Benim hayatta en çok sevdiğim 3-5 insandan biri. Çok da güzel bir kız. Ayrı konu ama yani Buşar. İlk 4'ü alabilir Buşar, miyiz? Buşar öldürür. İlk 4'ü alabilir miyiz? Ne Sharapova'yı? En sevdiğin yok. En sevdiğin insanlar. Sharapova 5 olduğuna göre. Ya sporcu olarak tabii en sevdiğim. Yaşayanlar mı bunlar? Ha Kobe. Gerçi bıraktı. Federer. Onun bıraktı ölmedi. Tamam. Ronaldo. Onun için öldü bırakınca. Kobe, Federer, Ronaldo, Agassi. İşte Hingis, Maşa. Tamam lan 4 tamam, dedi işte. 7 oldu boş ver. İyi tamam. Climax filmini izlediniz mi demiş komple forvet. Yok izlemedim. Ben daha girişteyim. Anlamadım. Giriş gelişme sonuç. Climax sonuçtur ya. Biraz geç düşüyor. Yükseliniz. Neyse bugün, işte, yani bugün ikinci espride şeye gitti. Yani, şöyle gitti. Climax. Erman'a ben yaptığımız goy goy da böyle gitti. Evet. Para parça oldum. Ne? Ben de esprinin sonunda yanlış açıklama yaptım. Climax yükseliş, conclusion sonuç. Bravo. Neredeydi? Hüseyin Malik. Abi sırayla gitmiyorum. Tamam, Allah Allah. Gitmedi, niye öyle gidiyorsun? Tam Hüseyin Malik artık ayıp olur yani söyleyeceğiz. Pep, Klopp ve Sarri Premier Lig'e yeni bir nefes getirdi. Premier Lig tarihinde böyle yenilik getiren başka kimler var? Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, biraz da belki Rafael Benitez. Rafa Benitez sayarım. İlk dönemi. Evet. Mourinho'nun da ilk dönemi sayarsın. Evet tabii işte onu diyorum. Wenger ve Ferguson. O bakayım Muşka ne var? Osman Öksüz. Tamam sen seç ben söyleyeyim. Oğlum adamı şu anda tamam, terste tamam. Bırakıyorsun ya. Aynen. Tamam. Terste bırakmıyor abi ben seçiyordum zaten. Tamam. Cumartesi Londra'da Mourinho kazanırsa şampiyonluk yarışına katılabilir mi? Hayır. Çok çok net. Çok net bir soru. Başka ne varmış? Umtiti 93. Merhaba Yeni, oğlum, sen de programını gibi, anlatır mısın? Tamam böyle bir katkı yapıyor ya. İşte boş ver daha iyi. Tamam. Yeni sen de yensen de programını anlatır mısınız? Sporun da ötesinde bu kadar birikimli insan nasıl bir araya geldi? O tayfa orada mı tanıştı? Bugünlere gelmenizde o programın yeri nedir? Benim ben maalesef onu Erdem'le orada tanıştım. Evet, yani evet. Benim o programda en ufak bir alakam yok onu söyleyeyim. Aynen. Nasıl yok lan? Yok. Nereye geldim abi ben? Sen gelmedin mi? Hayır. Oğlum o bizimkiler gibi 3 sezon falan sürdü. O uzun sürdü bir ara. Öbür sezonlara gelmişsin. Benim Yeni sen de yensen de adım atmışlığım yok. Yapma ya. Bir tane galiba şey var. Handball özel mi yaptık? Hayır. Kış olimpiyatı kış sporları. Ha, tamam. Bir tane kış sporları özel. Ona da şey olarak geldim zaten. Anlatan olarak geldim yani. Taraftar falan olarak gelmedim. Tamam. Ya bu uzun hikaye ya. Şimdi son anlatalım bunu. Ben bilmem. Adam sormuş. Ama şey yani küçük söyledik. Detaylara cevap verelim. Neymiş? Nasıl bir araya geldi? Bağış Erten, Banu Yakuban, Fuat Aktağ projesi. Üçünün ortak geliştirdiği bir projeydi. Gelen yazarlar genelde o sırada bloklar ünlüydü. Bloklarda öne çıkmış kişilerdi ya da eş dost tanıdık yazdığını çizdiğini bildiğimiz kişilerdi. Herkes birbirini tanımıyordu. Orada tanışanlar da oldu ama bazı evet. İnsanlar birbirini tanıyordu. Benim tanıdıklarım da vardı. Orada tanıştıklarım da oldu. Maalesef onlarla da dediğim gibi orada tanıştık. Aynen. Bugünlere gelmemde o programın, gelmenizde o programın yeri nedir? Bu adamın sıfır. Onun da az. Benim en fazla benim elendir. Yani ben olabilir. O program olmasaydı muhtemelen spor medyasında olmazdı. Toprak Holding'de CEO'ydun şu anda. Aynen. Devam ediyorum. Bak, isim vermedim. Bravo. Mehmet Zahit Taşpınar şey demiş. Emre Özcan'la aynı evde yaşamak nasıl bir his demiş. Nerede lan bu soru? Bu? Nereye gittin? Sayfa atladım sayfa. Öbür sayfaya mı geçtin? Evet. Soruya niye bakmanız gerekiyor ki ben onu anlamadım. Emre Özcan'la aynı evde yaşamak. Doğru aslında. İyi ya tabii sadece Emre'yle yaşamıyorum. Handan da var. Oğlum bende burada da yok bu soru. Var şurada. Ha evet. İyi ya tabii insanlar çok şey falan diyor. Yani sürekli futbol konuşuyorsunuzdur, işte şey yapıyorsunuzdur falan. İlk zamanlar öyleydi 7-8 sene önce falan ama şimdi artık öyle değil tabii ki. Yani arada zaten NBA'de konuşuyorlar artık. Erman'ın kişisel gelişimine katkısı büyüktür ama bence. Daha iyi bir insan olmasını sağladı. Sağlamıştır. Aynen. Emre yani hep diyorum ideal ev arkadaşıdır. Çok da iyi bir insandır. Keyifli, güzel. Marty McFly şey demiş. Biraz şahsi olsun. İzlediğiniz, hatırladığınız ilk futbol maçları hangileriydi ya da sizi futbola aşık eden ilk gol? Tribün mü bu? Tribün mü? Ya yani tribünde mi izledik? Ha onu bilmiyorum. Öyle bir şey dememiş. Tribünde izlediysek benim şey var. Altay Galatasaray maçı. Atatürk stadında Karatren Ramazan atmıştı. 1-0 Altay almıştı. Dakika 70'lerde falan atmışlardı galiba. Kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. İlk gittiğim maç o. Beni futbola aşık eden gol de düşüneyim. Berkan. Hangi Berkan? Hangi Berkan? Abi, oğlum Berkan kaç yaşındaydın lan futbola? O zaman mı aşık oldun sen? Sen küçüksün. Ben evet. Hayır hangi Berkan golü anlamında sordum onu. Bilmiyorum ya şu anda bilemedim. Abi ben söyleyeyim benim
Fransa 98 aşık olmamı sadece ilk izlediğim turnuva değil. 96 Fransa, ilk izlediğim. Futboldan soğumuştum ben artık. Bırak aşık olmayı. Abi, 98'de. İlk defa bilinçli Dünya Kupası izlemiştim. Müthiş tamam işte şey aramızdaki yaş farkına vurgu yaptım. Doğru. Çok gençsin de güzel. Ben hatırlamadım ya beni golü. Futbola aşık eden ilk gol şey kesinlikle. İşte Bergkamp'ın pıt diye vurup oradan dönüp falan filan. Oğlum sen kaç yaşındaydın ya o golde? Kaç yılında abi o gol? Ne bileyim ben. O gol nereden baksan bir 2003-2004'ü var yanlış hatırlamıyorsam. Tamam 13-14 yaşındayım işte. En sevdiğim gol o benim yani. Ya tamam öyle olsun. Benim Marco van Basten 88 finali. Hatırlıyor musun sen onu? Tabii hoş benim tabii hatırladığım ilk turnuva. 7 yaşındaydım. 86'yı hatırlamıyorum. 86'ya dair bir şeyler hatırlıyor gibiyim ama hatırlamıyorum. Ama 88 çok net. Hatırladığım, yani tribünde hatırladığım ilk maç Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Beşiktaş'ın 3 sene üst üste şampiyon olduğu dönemin babamla gitmiştim. Beşiktaş son dakikada Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştu o maçta. İlk hatırladığım organizasyon işte Euro 88 futbola aşık olduğum işte bizde hep bir Hollanda sevgisi falan yaratan takım ve Van Basten'in golü. Televizyonda izlediğim ilk maçta galiba Galatasaray'ın o yarı finale gittiği Şampiyon Kulüpler Kupası dönemindeki Monaco olması lazım. Prekazi'nin orta sahadan frikik attığı falan. Yani o yolculukta bir maç. Yani Galatasaray'ın Monaco olabilir, ondan önceki eşleşmelerinden biri olabilir. Oraları Neuşatel, falan hatırlıyorum. Neuşatel'de tribünde maçı galiba... Neuşatel daha bir tık sonra değil miydi ya? Yok aynı sezon. Aynı sezon ya. Ha aynı sene bir çeyrek. Neuşatel maçı galiba televizyondan verilmedi ama. Sonradan yayınlandı. Radyodan falandı galiba. Sonradan yayınlandı. Yok zaten yani. Stada gidenler sadece hatırlıyor da herkes stattayım diye geyiği çıkıyor. Ama o Tanju'nun o efsane dördüncü gol sanıyorum. O gol o maç yanlış hatırlamıyorsam maç biter bitmez yayına girdi. Ha öyle bir şey, öyle bir şey oldu. Bilemem ben. Celtics Turkey Fan demiş ki Onur Erdem ve Ozan Sürüm'ün desteklediği NBA takımlarını öğrenmek isteriz. Bu New York Knicks'li. Bu nerelere gidiyor? Ben New York Knicks'liydim. Ama çok artık yani 2 sene 3 sene önce ben yıldım artık. Yani seneye Durant gelebilir diyorlar. Belki tekrar dönerim. Bak o sorunun hemen altında Terry Rozier şey demiş. Bence Onur Erdem futboldan anlamadığı gibi basketboldan da anlamadı. Ben İnan'a da açıkladım. 2 hafta önce. İnan'la konuştum. Celtics'in çekirdeğini çok beğeniyorum. Birazcık rekabetçi bir takım destekleyeyim dedim. Sen Celtics'e ismini değil misin? Çiğdem demen lazım. Bir espri daha böyle gitti. Benim NBA ile en ufak bir alakam yok maalesef. Benim basketbolla en ufak bir alakam yok. NBA ile bir alakası yok ama fantezide falan final oynuyor. İyi evet. Ama bak o Terry Rozier... Çok iyi draft yaparım. Acayip iyi draft yaparım. Terry Rozier de utanacak şimdi yani bak. Söylemiş ben de Celtics dedim. Aslında aynı renkleri savunuyoruz. Niye böyle sert ben çıkmış anlamadım. Eski minatör. Ne? Eski monitör. Abi bir dakika ben karışık gidiyordum şimdi. Tamam ben bir şey soracağım. Beni komple kaybettim. Nereden bu bilgiye erişmiş? Kim? Anivici Wokke. 146 ile indirdiği NBA videolarının olduğu CD'yi hala saklıyor mu? Programda CD duruyorsa bize de izletebilir mi? Kim? Bu benim. Ama ben bu 146 ile indirdiğim NBA videolarını işte Jason Williams, Vince Carter, 2 megabaytlık, 2,5 megabaytlık bütün o görüntüler, internetin daha ilk çağları garip garip sitelerden bulup onlardan arşiv yapmışım. O CD'ler duruyor evde bir yerde de. Neler var o CD'lerde? İşte o yüzden izletemem. Garip demenin sebebi ne? Yani o yüzden programda CD izletemem çünkü karışık bir CD onlar. Yani orası. Tamam. Eski monitör mü diyorsun? Eski monitör. Buldum şimdi onu. Nerede ben bunu yapamıyorum? Abi kendisinin ismi yazıyor diye onu söylemiş. Ya hayır. Benim bir Erman Yaşar fan sayfam vardı. Sert bir eleştiri gelmiş. Abi o mu? Bir dakika bu önemli bir şey. Tamam, o benim bir Erman Yaşar fan sayfam vardı. Bunu Erman Yaşar'ı sevenleri bir çatı altında toplamak için açtık ama Erman Bey siz hiç düşünmeden direkt engellediniz. Bunun sebebi neydi? Çünkü abi benim koyduğum fotoğrafın aynısını fotoğraf olarak koyup benim attığım story'yi 3 dakika sonra story olarak atıyordun. Senin koyduğun fotoğrafın aynısını video olarak mı koysun herif? Ne yapsın? Hayır yani? Koymasın kardeşim fan sayfası böyle bir şey. Abi desene böyle bir şey yapma nasıl yapıyorsan yap başka ben, türlü. Adama ben başka fotoğraflar yolla mesela o çeşitlendirsin bir şey yapsın. Yani fan sayfası onu yapar. Bir yerlerden fotoğraf bulur. Tamam oğlum sen benim attığım story'yi 5 dakika sonra niye atıyorsun abi? Rahatsız oldum yani. Eski monitör sevginden dolayı, yaptığın bu hareketten dolayı sana ayrıyeten kalbi duygularımı yolluyorum. Aç bir daha peki neyse. Açacaksan aç. Sen aç asır. Engelini kaldır adamı. Engelliymiş. Ciddi mi? Öyle. Engellemişsin adamı daha. Fan sayfasını engellemiş olabilir. Fan sayfamı engelli. Fan sayfasını engellemişim. Wolves bu sene ligi ilk 6'da bitirir mi? Bence de bitiremez. Barbaros, Özbalkan. Arsenal'da yapmak istediğiniz 3 transfer kimler olur? Van Dijk, Kante, Hazar. Van Dijk, Kante. Katılıyorum. Hazar olmaz. Niye olmaz lan? Messi isterim. Ha ben Premier Lig içi gibi düşündüm. Tabii Mbappe, yoksa... Mbappe. Güzel. Yani. Daha az ihtiyacı var sanki. Yani Aubameyang iki tane var. Kanat alırım ben. Mbappe Hazar'ı alırım. Abi bir de Kante'yi alırım. Bir kere Van Dijk'ı ve Kante'yi alırsın. Ama stoper alırsın. Stoper ve orta sahayı.
Öbürü biraz lüks. Bu nasıl bir suçlama Orhun'cum ya? Ben bunu çiğ alırım. Orhun güzel. Onur Erdem'in sadece kendi sevdiği futbol dışı konuları gündeme getirip sizi aşağıya çekmesine ne zaman karşılık vereceksiniz? Ben böyle şey yapıyor muyum ya? Ya yapıyorsun. Doğru söylüyorum. Orhun Güzel'den güzel bir saptama. Bravo. Sapt. Teşekkürler. Soyadına yakışır bir saptama. Ya bizim de aslında çok uzun süredir dile getirmek istediğimiz bir konuydu. Dikkatinizi çektiği için iyi oldu. Yazık. Yani evet. Bilmiyorum. Nasıl istiyorsan öyle oturuyorsun. Nereden istiyorsan oradan çekiliyorsun falan filan. İnsanlar seni iki boyutlu anlamıyor. İki boyutlu. Bakın değilim. Üç boyutluyum. Dönmüyorum. Tercih etmiyorum. Sağ tarafı daha zayıf. Ondan dolayı sol tarafından tercih ediyor. Eren Erduran. Eren Erduran. Eurovision'a şu ortada bak. Kayahan Gözlerin Hapsindeyim ile katıldığınız Erman Yaşar haricinde katıldığımızı Erman Yaşar haricinde hatırlayan var mıdır acaba? Mesela Onur Erdem hatırlıyor mu bunu? Hiç sanmıyorum. Hatırlıyorum. Ve Melankoli ile de katıldık. Kayahan iki şarkı ile hatırlıyorum. Yani ben zaten senle kaç topla beni. Kaç yıl? Çarp uzaklara. Söyleyin kaç yılı? 90. Ekle sensizliği. 90. Benim hatırlamam. Böl saatlere. Yani 90'da 90'da ne kaldı? Her zaman açık olduğu bir dönem olmuş. Dört yanımda uçurumda. K. Fatih demiş ki Onur Erdem'in futbol konusunda fikir sunabildiği bir ülke düşünce özgürlüğünde zirveye ulaşmıştır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bu son derece şey yani bunu arkaya falan asmak lazım yazı olarak. Peki şuraya çok güzel olur aslında. Altına da imza. K. Fatih. Şey diyecektim. Ama sembolik olarak da Erman'ın sana uyguladığı baskıyı da hani bu opresif bir hani tema olarak alabilir miyiz? Sen düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü sembol... Ben çözmeye çalışıyorum şu an. Dur bir dakika. Toparlayamadım. Sen şimdi düşünce özgürlüğünü sembolize ediyorsun. O da senin üzerine baskı yapıyor. O da baskıyı sembolize ediyor. Faşizan bir rejimi. Evet. He. O koltukta böyle bir ülke sembolizasyonu falan var mı? Olabilir. Ben bu kadar derin anlamda aramamıştım. Yani bizde ama... Siz de bu kadar büyük ihtimalle derin olarak yani şey yapmadınız. Ben cümleyi toparlamaya çalışırken böyle oldu maalesef. K-Dot Fatih seni yerim futbolda. Çok kötü şey yaptım. Sinirlendim şimdi Fatih'e. K-Dot Fatih kim lan? K-Dot Fatih değil ama. K-Dot Fatih. Ne diyecektim? Ha. Dielectric Spor demiş ki Scherer Manchester United'a gitseydi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forveti olur muydu? Manchester United'a gidemediği için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forveti olamamış Scherer ki bu soruyu sormuş arkadaşımız. Etiketten bahsediyor bence. Etiketler bu kadar önemli midir? Alt metni var burada. Bence de olmaz. Andy Cole'la Dwight York da gitti. Hiçbir yani, şey olmaz. Evet bence de. Onur Erdem'in Mourinho'kini nereden geliyor? Aluza 0 sormuş. Söyleyeyim. Ben bunu geçen senenin programda söyledim. Mourinho'yu oldum olası sevmedim. Ama kin, nefret ve daha yüksek duygulara erişmem bir West Ham maçı sonrası yaptığı açıklamadır. Atletico Madrid'le oynadığı çeyrek yarı final olması lazım Şampiyonlar Ligi'nde. Gidip oraya 1 milyar euroluk kadrosuyla Atletico Madrid deplasmanında yarı sahaya geçmeyip 90 dakika boyunca rezil bir futbol sergiledikten sonra dönüp Premier Lig'de West Ham Stamford Bridge'de kapandıktan sonra böyle takımlara yer olmaması lazım. Bu ne rezillik diye çıkışan sırf puan kaybettiği için oraya bir bahane yaratan adam benim gözümde iki yüzlü biridir. Güzel iki yüzlü ve karaktersiz olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Göktuğ Kadir demiş ki Erman Yaşar'ın aşk hayatı da çok sevdiği Jose Mourinho'nun inişli çıkışlı kariyeri gibi mi? Benimki inişli abi. İnişli çıkışlı. Şu an Mourinho'nun kariyerine çok benziyor Erman Yaşar'ın aşk hayatı. Şu an tam orada. Mourinho'nun kariyerine falan hiç benzemiyor. Yani Mourinho'nun kariyerinde 20 kere falan zirve var. Benimki inişli. Erman Yaşar buradan sonra anca Portekiz milli takımı çalıştırır. O seviyede artık. Senin atladığın bir soru var ama ben bu soruya değineceğim. Kumpir Bey. Ha. Erman Yaşar Ezel hakkında konuşurken neden hiç Serdar'ı övmüyor? Abi şimdi ben Ezel'e hiç giremeyeceğim için. Serdar için dizinin underrated şey karakteri denebilir mi? Tamam ben sana gir demedim. Ben de bilmiyorum. Sen soruyu okudum cevaplıyorum. Cevapla. Şova düzüm yok. Yakışıklı Serdar gerçekten Salih Kalyon tarafından canlandırılıyor. Dizide çok iyi karakterlerden karakterin biri. Karakterin adı yani yakışıklı Serdar olarak mı geçiyor? Evet Reyşan'ın babası işte. Tamam. Şeyin. Kızım. Asıl esas kız mıydı o? Adı neydi ya? Cansu Deren'in. Tamam. Reyşan'ın babası. Ya Ezel'de benim en sevdiğim noktalardan biri şu. Her karakterin iyi ya da kötü, iyiliğinin ya da kötülüğünün bir motivasyonu, bir sebebi var. Yin yang. Ama Serdar kötü ve neden kötü olduğunu bilmiyoruz. Dizi bunu hiçbir yerde bize açıklamıyor ve ben bir türlü bu nedenden dolayı bu kadın, bu adamın yani çok iyi oyunculuk, karakter de iyi çizilmiş bir karakter. Ama diğer birçok efsane karakter var Ezel dizisinde. Serdar'ı o tam kaynağı belli olmayan kötülük şeyinden dolayı çok anormalde sevmiyorum. Herhalde o yüzden çok bahsetmiyorum. Evet. Okay. Ahmet Kasap sormuş. Stüdyoya klima takıldı mı? Kış geldi Ahmet. Yani. Ben bile şortu bıraktım artık. Daha yapacak bir şey yok. Ne kliması? Usain Bolt'un şu stili hangi EPL takımına uyar? Huddersfield. Cardiff. Bence var ya tam Tony Pulis adamı ha.
Şişireceksin, şişireceksin, koşacak. Alsın, saklasın. Huddersfield de çok iyi olur. Bunu da Yiğit Ali Koca sormuş. Şeyle kapatalım mı? Hayır. Yavaş yavaş. Ne? Burada çok önemli bir soru var. Söyle abi o zaman. Söyle. Barış Arıkan. Hı. 90'lar pop hakkında ne zaman konuşacaksınız? Aa, evet. Bravo. Daha önce hakkımdaki talihsiz sözlerinizden sonra. Kim dedi lan Barış Arıkan hakkında talihsiz sözler bu programda? Sen dedin. Ben mi dedim? Sen dedin. Duman'la ilgili yorumu yapan... Ha, hani Barış sen o musun? Hatırlamıyorum, emin değilim. Emin değilim ama hatırlayayım. O şey grup muhabbetinden dolayı. Hani en underrated gruplar falan vardı ya ondan... Barış'ım. Yani bir çekil düzen ver kendine Barış'ım. Ağızdan çıkar kelimeler. Bazı kelimeler. Barış'la baş başa buluşup bir tane şey yapmak ister misin? 90'lar zirvesi. Vallahi istemem aslında. Tamam. Ne yalan söyleyeyim. Ben şimdi Barış'cığım da kırılmasın bana. Yani istemem derken Barış gibi birçok arkadaşımın geldiği daha büyük bir zirve olursa daha mantıklı. Şimdi ben Barış'la karşılıklı geçip ben ona oya bora söyleyeceğim. O bana Kenan Doğulu mu söyleyecek? Saçma olur yani. Şöyle bir nokta benim dikkatimi çekiyor. Geçen hafta yemek yenecek deniyor mesela. Onu reddediyor. DM'ler kapalı. Barış'la işte 90'lar konuşmak ister mi? Halkı sadece kamera özelinde seviyor olabilir misin acaba? Bu ithama rezillik ya. Çok üzülürüm. Ben ya ben bilemiyorum. Ben ya aklıma geldi öyle. Her platformda sorayım cevap veren onlar için nefes alan bir organizmayım. Son benim bir sorum var. Kapatalım. Hı. Güvenli Liman sormuş. Erman Yaşar bir Premier Lig topu olsa hangi sezonun Premier Lig topu olurdu? Ben 90'lar ortası Mitre toplarına benzetiyorum Erman'ı. Lige karakterini veren ana unsurlardan biri olarak. Burada yani iyi Erman'ın şu bölgesine baktığımızda oradaki dokuya baktığımızda bir Molten alıyorum ben. Yani Molten gibi bir göbeği var. Bir Premier Lig topu olsaydım hep senin ağlarına takılmak isterdim Onur. Yani tamam kapatalım. Bu da kötü oldu. Küçük ha, İskender okudum da gelirken şey, herhalde oradan etkilendim. Erman'ın bir açıklaması var. Nedir? Gelecek haftaki programa kadar kaç aboneydi Erman? Geçersek. Yonur daha demiş ki Mu giderse arkadaki çizimden Mu'yu kaldıracak mısın? Üstüne çizik atacağız. Çarpı koyacağız. Üstüne çizik atacakmış. Franky Suzuki demiş ki sizleri seviyorum abi şu anlık bir sorum yok. Onu ben biz de seni seviyoruz Franky Suzuki. Programı onunla bitirecektim ben. Niye? Ogi demiş ki ilk hangisi galibiyet alır? Cardiff mi Newcastle mı? Newcastle. Tamam. Evet şimdi açıklamaları yapınız. Sen yapacaksın abi açıklamayı. Sen yapacaksın. 55 bin aboneyi eğer bir sonraki yani Erman şöyle bir iddiada bulundu. Benim öyle bir gücüm var ki halk ve kitleler üzerinde. Nereden buldum lan bunu? Ben ya Ozancan ben yani program öncesinde konuşmanın şeyi bu. Evet. 55 bin. Bunları alt metin olarak alabiliriz. 55 bini geçerse bu kanal bir hafta içerisinde ben bunu geçirim. İzleyicilerden biriyle Erman yemeğe çıkacak. Evet. Hesabı da Erman ödeyecek. Evet. Tam öyle olsun. Peki. Yerim. Kadın abonesi var mı kanalın? %2 galiba. Oradan bir algıda seçicilik, abonede seçicilik falan bir şeyler yaparız. 3 galiba. 3 tane mi var? %3. %2 3'e tekabül ediyor. 47 binin %3'ü ne eder? Ben de matematik yok. Hiç kullanmıyorum. Yok lan. Kaç? 12 kişi. Bu da bana burada geçen yağ testi 1200, falan yapıldan futboldan anlamadığı gibi matematikle de en ufak bir alakası olmayan Onur Erdem'e. 47 binin %3'üne 12 dedi herif. Bana burada diyor ki ondan sonra 400 gramlık kabın Onur'a, 200 gramı şey. Tamam. Onur'a matematik öğretip gelecek hafta birkaç işlem yaptıracağız. Bu dur! Sözümüz olsun ne? Dur. Burada çok önemli bir soru buldum. Tarık Turan çok önemli. Buna cevap vermeden çıkarsak Tarık Turan bize ne dese haklı. Ne? Guardiola Liverpool maçında yaptığında Şampiyonlar Ligi'nde hedef maçları uygulayarak bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi? Eğer yaparsa evet ben idealistimden taviz vereceğim ve biraz daha sonuca yönelik futbol oynayacağım derse alabilir Şampiyonlar Ligi'ni. Şimdi Onurcuğum senin buradan nasıl 47 binin %3'ün 12 bulduğunu Ozan bağlasın böyle kapatalım programı. Oğlum ben onu yok bağlamıştım oğlum zaten. Dedim ki Onur'a evet biz matematik öğreteceğiz. Bağlamışın çözülmüyor mihriban. Sevdiğim. Ne oluyor?